Merhabalar. Bugünkü videomda sizlere görmüş olduğunuz bu modelin yapılışını anlatmak istiyorum inşallah. Bakın arkadaşlar meşaleye benziyor. Böyle durduğu zaman değişik bir sarmaşık modeli aslında. Arkası da çok şık ve çok güzel duruyor. İsterseniz önünü, isterseniz arkasını kullanabileceğiniz böyle delikleri olan değişik bir çalışma bu arkadaşlar. Modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca zile basarsanız bundan sonra yapacak olduğum modellerden haberdar olursunuz diyorum. Şimdi ben şöyle bir parça anlatmak istiyorum sizlere. Onun için ben 30 ilmek attım. 4 tane daha atalım. Şöyle birlikte. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar bu düz ve tersten oluşan bir model. Ondan dolayı bu tarafım arka tarafım olacak. Her bir sarmaşığımızda ya da meşalemizde onar ilmek var. Şimdi ilk kenar ilmeğimi ördükten sonra bunu şu şekilde iki tane düz olarak örüyorum. Araya 10 tane ters olarak yani ipim önde olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 taneyi ördükten sonra 2 tane tekrar düz olarak örüyorum. Böyle. Sonra 4 tane tekrardan ters olarak yani bu tarafta ters olacak. Ön tarafta düz olacak arkadaşlar. 3, 4 tane ördüm. Sonra 2 tane tekrardan düz olarak örüyorum. Sonra 10 tane ilmeğimi de ters olarak yani ipim önde bu şekilde örüyorum arkadaşlar. İpimiz önde bu şekilde ördük. Bir daha sayalım istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, şimdi son 2'yi de düz olarak örüyorum. Bunlar kenarda kalacak. Kenar ilmeklerim. Kenarlarımızın daha düzgün durması için yapılan bir işlem. Şimdi burada yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Yani çok hiç zor değil, çok kolay bir model ama çok farklı bir görünüme sahip. Bununla ne yapabiliriz diye düşünürseniz kazak yapabiliriz arkadaşlar. Salaş kazaklarda ve ceketlerde, hırkalarda yani güzel duracak diye düşünüyorum. Delikli olması da ayrıca modelimize farklı bir güzellik katıyor. Şimdi arka tarafta yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Yani düzleri düz öreceğiz, tersleri ters olarak öreceğiz. Bu şekilde. Şimdi hızlıca geçelim buraları. Şimdi arkadaşlar burada modelimizi yapmaya başlayalım. Kesme işlemini ve arttırma işlemini. Şimdi kenardaki iki tersi ördükten sonra buradan bu ilmeğimi normal alıyorum arkadaşlar. İlk ilmeğim yani düz olan, onlu olan ilk düz ilmeğimi bu şekilde aldım. Diğerini bunu örüyorum. Yanındakini de örüyorum. Ve kesiyorum şu şekilde. Örüyorum ve kesiyorum. Ördüm ve kesiyorum. Örüyorum.
kesiyorum. Bu ilmeklerimin hepsini bu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Son ilmeğimi de kestim bu şekilde. Ve burada önce şu ikiyi ördüm. Aradaki ters olan iki ilmeğim. Şimdi düz olan dört tane ilmeğim var. Örüyorum. Bir, iki, iki tane ördükten sonra araya altı tane ilmek atıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane ilmek atıyorum. Sonra diğer ikiyi örüyorum. 4 olan ilmeğimizin içerisinden tam ortasından 6 tane ilmek çıkarttık. Buradan da 8 tane ilmek kesmiş olduk. Şimdi bunları ters olarak ördükten sonra yine aynı işlemi buradaki yere de yapacağız. Bir tane düz normal örüyorum. İkinciyi normal örüyorum. Üçüncüyü normal örüyorum. Ve bunun içerisinden geçirerek kesmiş oluyorum. Tekrar önünde geleni aynı şekilde, aynı işlemi son ilmeğimiz kalana kadar yapıyoruz. Geldik ve kestik. Geldik ve kestik. Ve kesiyoruz. Ve son. Bunu da kestikten sonra iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeklerim zaten. Şimdi burada kenar ilmeğimi ördüm. Önüne gelen düz olan ilmeklerimi de ördüm. Bunu ters olarak örüyorum. Araya iki tane ilmek takıyorum arkadaşlar. Bu ortadaki dörtlüm olacak. Bir, iki tane ilmek takıyorum. Ve diğer ters olanı örüyorum. Sonra aradaki düzleri örüyorum. Şimdi 10 tane olana geldik. 10 tane normal ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Modelin inan ki hiçbir zorluğu yok. Sadece burası birazcık oyalıyor. O kadar yani. O da çok basit, hani kolay bir yapıma sahip. Ben istiyorum ki hani modelimiz hem kolay olsun, hem güzel olsun, değişik olsun. Şimdi tekrardan 2 ilmek takıyoruz buraya ve diğerini yapıyoruz. Ters olarak örüyoruz ve kenardaki düz olan ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi ön tarafta yine bakın, o kadar gerçekten kolay. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece düz ve ters örgüden oluşan bir model. Şuraya 4 tane, 10 tane olan yer 4'e düştü arkadaşlar. 4 tane olan yeri de 10'a çıkarmış olduk sayısını, ilmek sayısını. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar buradan devam ediyoruz. Şöyle arka sırasında şey olmadığı için hızlıca yapabildiğim kadar yapayım. Fazla zamanınızı da almak istemiyorum aynı zamanda. Düzleri düz olarak, tersleri de ters olarak örelim arkadaşlar. Bu işlemi 5 defa yapacağız. Bu ikinci defamız oluyor. Ön tarafta da aynı, düzleri düz olarak öreceğiz. Ara ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ve geldik. Şimdi üçüncü defa olmuş oluyor bu. Şöyle hızlıca yapalım hemen. Genç kızlarımızın çok
Bence seveceği bir model. Anneleri yaparsa zevkle giyeceklerdir diye düşünüyorum. Yırtıklı bir model gibi de duruyor aynı zamanda. Hatta kendileri yapsalar da güzel olur. Kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzel yorumlar alıyorum, beğeniler alıyorum. İnanın bu işe başladığımda ben bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Hepinize teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için, beni izlediğiniz için, bana destek olduğunuz için. Hepiniz sağ olun, var olun. Gördüğünüz gibi düz ve ters olarak devam ediyor arkadaşlar modelimiz. Bu arayı 5 defa gidip geleceğiz dediğim arayı arkadaşlar daha uzun da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Hani daha uzun uzun olsun derseniz 10 defa gidin gelin. Hani bir şey fark etmez. Model yine inanın çok güzel duruyor. Öyle de güzel duruyor. Bu orta hani fazla zamanınızı da almak istemediğim için ben 5 defa da bitirmek istedim. Çünkü yapılan herhangi bir işlem olmadığı için yani bu gidip gelmeleri daha fazla da yapabilirsiniz. Öyle yaparsanız biraz daha da kolaylaşır arkadaşlar. Daha uzun uzun olur. Meşalelerin görünümü. Şimdi diğer tarafa geçelim ve kesme arttırma işlemini tekrardan yapalım arkadaşlar inşallah. Dört olan yerleri ilmek sayısını 10'a çıkaracağız. 10 olan yerlerin ilmek sayısını ilk etapta 2'ye düşüreceğiz. Daha sonra onların sayılarını arttıracağız. Şimdi arkadaşlar bakın ters olanları ördükten sonra bakın 4 ilmek geldi önüme. 2 tanesini ördükten sonra 2 tanesini örüyorum. Araya şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeği takıyorum. Tekrar 2 tanesini örüyorum. 2 tane ters olan ilmeği örüyorum. 10 tane ilmeğime geldi. İlkini normal düz olarak ördüm. Daha sonrakini de örüyorum. Daha sonrakini de örüyorum. Sonra ikinci ördüğümü üçüncünün üzerinden geçiriyorum ve kesmiş oluyorum. Şu şekilde. Kesme işlemini de bu şekilde yaparsanız arkadaşlar başka örgülerinizde bakın çok güzel durur böyle. Atlatıyoruz. Kesiyoruz arkadaşlar buradan. Atlatıp kesiyoruz. Ta ki bu tek ilmek kalana kadar ve kaldı. Bakın tek kaldı. Sonra iki tanesini ördük. İki tane düz olanı ördük. Bakın dörde geldik. Sonra ilmeklerimizi şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4. 4 tane taktım. Pardon, 6 tane olacaktı. 5, 6. 6 tane taktım. 10 tane ilmek sayım vardı. Ve kenardaki tersleri de örelim.
Modelimizin arkasına gelelim. İkiye düşen ilmeklerimizi dörde çıkaralım. Şekilde aldık. Beni oyalayan tek yeri burası arkadaşlar. İlk sıra olduğu için. İki tane daha. Şimdi şurası bir tane var. Bir, iki tane takıyoruz. Devam ediyoruz. Ve burayı da aynı şekilde 10 olan ilmeğimizin yerine geldik. Takmış oldum 6 ilmeği. Örüyorum arkadaşlar şu anda. Bunu da ördük. Evet. Modelimizin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Böyle bir görünüme sahip oluyor. Buralar böyle duruyor. Bakın burada arttırdığımız yerler. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bakın burada daha düz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda çok farklı modellerle görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.